efendim, herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yeni bir gündem özelle karşınızda. Şöyle hızlıca konuklarımızdan bahsedeyim efendim. Çok da önemli sorular soracağım. İki ayrı kıymetli konuğum bu akşam bizlerle birlikte. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz'ı ağırlıyoruz bugün. Tabii hem programa dair hem de ülke gündeminden notlarla alakalı keyifli bir sohbet olacak diyelim. Hemen konuklarımıza dönelim. Hoş geldiniz Sayın Feyzoğlu, Sayın Poyraz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ordu'da olup da iyi hissetmemek mümkün değil. Ama Ceren'ciğimizin evine gittik orada. Sözcüklere dökemem hissettiğimizi. Murat Başkanım'la birlikte çok güzel bir eğitim programını planladık. Türkiye Barolar Birliği Ordu Barosu. Sabah kısmında ben bu defa hoca olarak katıldım. Yani birlik başkanı olarak değil, meslektaşlarıma. Öğleden sonra da devam ediyor. Çok sayıda meslektaşımız eğitimden faydalanıyor. Niye? Çünkü bilgi güçtür. Özgüven bilgiyle desteklenirse anlamlıdır. Özgüvensiz bilgi de eksiktir. Hem özgüveni hem bilgiyi bir araya getirebilecek çok güzel meslekçi eğitim programları veriyoruz. Son 7 yılda 130 binin üzerinde meslektaşımıza meslekçi eğitimden bir imkan sağlamışız. Önemsiyorum bunu. Evet. Bilgi güçtür. Mutlaka. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tabii Altaşlı'yı bir de ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu arada tabii başsağlığı da çok diliyorum. Bir büyük acı yaşıyor Altaş TV ailesi. Bu vesileyle onu da dile getirmiş olayım. Kaybettiğiniz büyük acınıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Poyraz'ın da izniyle ben hemen böyle gündeme dair bir ziyareti biraz anlatmış oldunuz. Kendisine sorularımı ama başkanın bir müjdesi var, onu söylesin. Aa, o zaman hemen programın başında alalım başkanım. Başkanımın da ifade ettiği gibi bir eğitim çalışmamız. CMK'da muhakeme usulleri değişti. Seri muhakeme usulü ve basit muhakeme usulü. Başkanımın da ifade ettiği gibi bu sefer birlik başkanı sıfatıyla değil, aynı zamanda bir ceza hukuku profesörü sıfatıyla eğitmen olarak aramızda bulundular. Yine başkanımız geçtiğimiz 6 ay içerisinde Ordu Barosu'na muhteşem bir hizmet binası kazandırdı. Huzurlarınıza tekrar şahsında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Hem hizmet binamızın son durumunu konuştuk, gezdik inşaatımızı. Aynı zamanda da kısa bir süre içerisinde başlayacağımız bir konferans, seminer salonu projemiz var. Onun üzerinde de konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum saygıdeğer başkanım. Şimdi hayırlı olsun diyelim. Ben teşekkür ederim. Sadece Ordu Barosu değil, Ordu ili güzel bir tesise kavuşacak. Bir tek Ordu Barosu kullanmayacak. Özellikle konferans salonunu ve atölye imkanlarını tüm Ordu cemiyeti kullanacak. Güzel bir hizmet olacağını İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. Hayırlı olsun şehrimize diyelim. Efendim tabii sormak istedim. Çok da vakit kaybetmek istiyorum. Hızlı yapalım hadi. Programınız yoğun çünkü. Önce Doğu Akdeniz'i biraz konuşalım istiyorum. Hukuksal haklarımızdan biraz bahsedelim. Bir adım oldu biliyorsunuz ki bayağıca da konuşuldu uluslararası aranında. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Bu konuda birkaç yayın yaptım. Siz de izlediğinizi biliyorum. Konuştuk hatta sizinle. Türkiye Doğu Akdeniz'de haklıdır. Nokta. Haklılığını donanmasının gücüyle destekleyecek durumdadır. Nokta. Nitekim FETÖ'nün kumpas davalarında öncelikle donanma subaylarını hedef almış olmasının neden bu kadar önemli ve stratejik olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü Ankara'da donanma darbe yapamaz ama deniz kuvvetleri neredeyse amiralsiz bırakılmıştır. Gemilerimiz komutansız bırakılmıştır o dönemde. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri çok ciddi bir silkiniş içindedir. Büyük bir toparlanma yaşanmıştır şükürler olsun. MİLGEM, Milli Gemi Projemiz, Milli Silah Sistemleri projelerimiz ileri teknoloji kullanan sistemlerdir. Bunlar arzu ettiğimiz sanayi gelişmeleridir. Milli bir duruşla, milli bir bakışla yapılmıştır. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk açısından haklıyız. Haklılığımızı da savunacak gücümüz var. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye yurtta barış, dünyada barış ilkesi üzerine kurulmuş bir ülkedir. Biz kavga etmek, biz savaşmak, çatışmak değil, biz
hakkımız olanı sahiplenirken başkasının da hakkını hakkına asla göz dikmeyen bir devletiz, bir milletiz. Bizim hakkımıza da göz dikmesinler. Biz zaten kimsenin hakkına göz dikmiyoruz. Paylaşılamayacak bir şey yok. Türkiye hakkı olanı tescil etmiştir. Libya mutabakatıyla Türk ülkesine deniz ülkesi anlamında muazzam bir alan kazandırılmıştır. Tescillenmiştir daha doğrusu. Çünkü biz Libya'ya denizden komşuyduk. Tescillenmemişti bu. Libya'da biz petrol aramaya ya da doğalgaz aramaya gidiyor değiliz. Libya ile mutabakat çerçevesinde gidebiliriz. O ayrı. Fakat bu mutabakat Türkiye'ye ait olan deniz tabanını tescillediği için o bölgedeki doğalgaz yataklarının ihtilaflı olmasını ortadan kaldırmıştır. Adaların kıta sahanlığı yoktur. Adaların münhasır ekonomik bölgesi yoktur. O sebeple Meis'ti, Girit'ti vesaireydi. O adalara kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge veren anlayışların zaten Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde geçerliliği de bulunmamaktadır. Türkiye haklıdır burada. Bu haklılığını da tescil ettirmiştir. Bizim, bakın devletler arasında dostluk düşmanlık olmaz. Devletlerin milli menfaatleri olur. Burada bir şey hatırlatayım. Mısır'ın milli menfaati Türkiye ile işbirliği yapmaktır. İsrail'in de milli menfaati Türkiye ile işbirliği yapmaktır. Bunu anladıkları gün biz de elbette ki kişisel davranışlar, kişisel öfkelerle değil, milli menfaatlerimizle davranacağımıza göre benzer iki mutabakatın Mısır'la ve Libya'yla da yapılması gerekecektir. Mısır'da zengin doğalgaz yatakları vardır ama Mısır'ın bunu çıkartması rentable değildir. Neden? Çünkü bunu sıvılaştırıp tankerlerle taşıması gerekecektir. En kısa yol neresidir? Türkiye'ye boru hattıdır. Güney Kıbrıs'ında kendi alanı içerisinde bizim alanımıza asla taşmadan, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin alanına %100 saygı duymak kaydıyla kendi alanında çıkartacağı doğal gazı piyasada rekabet edebilir şekilde satabilmesi Türkiye'den geçmesine bağlıdır. Güney Kıbrıs'ta aklı selim insanlar bunu zaten yazmaktadır. Türkiye ile ve KKTC ile düşmanlık içerisinde Kıbrıs'ta Rum halkının da kazanacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye barışçıl bir ülkedir. Barış zaten kuruluşunun temelidir. Felsefesi barıştır ama hakkını da yedirmez. Hı hı. Evet. Bununla beraber hemen tabii ülke içindeki duruma dönmeden belki uluslararası İdlib'i soracağım. Çünkü hani son olarak şehit haberleri geldi, biliyorsunuz ki rejimin arasında kalan gözlem noktalarımız var. Ki hani masada farklı, sahada farklı duran bir Rusya konusu var. Suçi mutabakatını efendim konuşalım. Esad'ın Suriye Devlet Başkanı, Esad'ın anlaması gereken bir şey var. Suriye'nin toprak bütünlüğünü bu bölgede sadece 3 devlet istiyor. Birisi kuşkusuz kendisi Suriye. İkincisi İran. Üçüncüsü Türkiye. Onun dışında eyalet sistemi, federal, konfederal sisteme Rusya da evet demiş durumda. Zaten İngiltere, ABD bunun peşinde. Ve işte Suudi Arabistan'ın umurunda değil veya destekliyor. İsrail zaten bunu istiyor. Üniter devlet olarak Suriye'nin devamını Türkiye istiyor, Suriye istiyor, İran istiyor. Bunu bizim de çok iyi anlamamız lazım. Suriye devlet başkanıyla kişisel sorunlarımız olabilir. Halkıyla yoktur. Devletiyle ise, Suriye devletiyle ise milli menfaatlerimiz vardır. Milli menfaat, Suriye'nin de milli menfaati, Türkiye'nin de milli menfaati artık el sıkışmaktır. Bizim askerimize kurşun sıkarak el sıkışamayız. Bunu anlaması lazım. Türkiye işgalci değildir. Türkiye işgale son vermek ve güvenliği sağlamak için oraya girmiştir ve kendi sınırlarına yönelecek, milyonları aşacak yeni göç dalgalarını önlemek için oraya girmiştir. Bakın, rejim güçleri orada sivil halka saldırdıkça bizim sınırımıza yükleniyorlar.
bizim sınırımızdan da geçecekler, Avrupa'ya girecekler. Buna Avrupa'nın müdahale etmesi lazım. Fakat Rusya'ya çok büyük bir görev düşüyor. Rusya'nın Türkiye ile Suriye'yi muhakkak surette Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin üniter devlet yapısı çerçevesinde buluşturması gereklidir. Rusya doğru tarafta yer almalıdır. Doğru taraf Türkiye'nin barışçı duruşudur. Budur. Esad'ı da buna ikna edecek Rusya'dır. Ondan sonra sıra Suriye'nin imar ve ihyasına gelecektir. Suriye'nin yeniden kalkındırılmasına gelecektir inşallah. Bunu da yapacak olan Türkiye'dir. Bir başkası yapmayacaktır. Yani Amerika'dan gelip Suriye halkını kalkındırmayacaklardır. Biz 4 milyon küsur Suriyeli'yi misafir etmiş durumdayız. Ama bize, benim kanaatimi söylüyorum ve sizin vasıtanızla da paylaşmak istiyorum, bize Suriye'nin tamamının güvenli bölge haline gelmesi yeter. Yoksa şu kadar derinlik, bu kadar genişlikteki bölgelerin güvenli bölge olarak tutulması, uzun süre tutulması kolay değildir. Türk askeri büyük fedakarlıkla bunu yapıyor ama Suriye'nin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için Suriye Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği yapması lazım. Başka çıkar yolu yok ve Rusya'nın bunu Esad'a, Suriye'ye anlatması gerekiyor. Evet. Peki ya, çok hızlıca soracağım tabii. Yargı paketi ve aflar. Şimdi zaman zaman burada işte insana işlenmiş suçlar, kişiye karşı ve devlete karşı işlenmiş suçlar olarak da olmalı mı ya da ne oranda, bunu konuşalım. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Murat Başkanım'la da bunu bu sabah uzun uzun istişare ettik, görüştük. Bakınız, özellikle orduda bunu konuşmamız son derece anlamlı. Bir tane insan demekten utanacağımız bir yaratık, bir ailenin canından 1000 kat değerli, 100.000 kat değerli varlığını kopardı, evet. Aldı, çekti, aldı. Ve onlar için zaman durdu. Her şey durdu. Bitti. O acıyı biz anlayamayız. Allah evlerden ırak etsin. Allah düşmanımıza vermesin bu acıyı. Şimdi hak ettiği cezayı da işte kanunlar çerçevesinde en üst cezayı aldı. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Islah olmadığı halde kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkış meselesi. Cezaevleri eğer 3 misli 4 misli kapasitesinin üzerinde dolu olmasa Türkiye'de çok rahatlıkla dönüp ıslah oldu imzası atanların yakasına öyle bir yapışırız ki. Fakat bugün cezaevleri de 3 vardiya 4 vardiya var ranzalarda, pek çok cezaevinde. Diyeceksiniz ki ya hem bir tarafta kimse hapiste yatmıyor algısı var, bir tarafta cezaevleri niye dolu? Çünkü nispeten kısa süreli olan hapis cezalarından da aynı gün, aynı yıl düşülüyor. 1 yıl veya 2 yıl. 8 yıldan, 10 yıldan ya da 6 yıldan da 1 ya da 2 yıl düşülüyor. Dolayısıyla bazıları bir gün bile cezaevine girmeden girdi çıktı yapılıyor. Kağıt üzerinde cezasını çekmiş gibi bitiyor gidiyor. Bazıları da giriyor çıkamıyor. Buna yönelik Adalet Bakanlığı bizimle de istişare ederek çoktan biraz daha çok, azdan biraz daha az şeklinde orantılı bir denetimli serbestlik indirim süresini reform olarak planlıyor. Bir mini reform olarak planlıyor. Ve böylece cezaevlerinin kapasitesinin hep kontrollü kalmasını amaçlıyoruz. Fakat başlarken sayının makul de başlaması lazım. Bu sebeple ben kişisel olarak, kurumsal olarak konuşmuyorum. Bu konuda bir yönetim kurulu kararımız yok ama her yerde kendi adıma açıkladım bunu. Halktaki beklenti infaz indirimidir. Bir defalık. Bu infaz indiriminin gerçekten bir defalık ve son defalık olmasını arzu ediyorum. Olması lazım.
ki cezaevlerinde bir makul sayıya düşelim. Ondan sonra da gireni ıslah edebilelim, ıslah olmayanı çıkartmayalım ve takip edebilelim insanları. Yapmamız gereken bu. Çok kapsamlı bir reform. Kısmen de başlamak, yani adım adım da başlamak lazım. Burada bazı suç tiplerinin o bir defalık diye baktığımız vatandaşın af dediği, bizim infaz indirimi dediğimiz, hatta fark var ama ayrıntısına girmeyeyim. Bunların bazı suç tipleri buna girmeyecek. Mesela uyuşturucu suçları, mesela kasten adam öldürmeler, mesela işte kadın cinayetleri dolayısıyla işte cinsel istismar suçları, terör suçları, örgütlü suçlar bunlara girmeyecek. Mükerrer suçların da girmemesi konusunda konuşma var. Ben orada bir açılım getirmek istiyorum. Çünkü sayıları aşağı yukarı biliyorum. Bu beş suçtan herhangi birinden sabıkalıysa o girmesin. Ama herhangi bir suçtan beşin dışında sabıkası varsa bir defalık o indirime sokalım. Çünkü cezaevlerini böyle 40-50-60 bin gibi sayılarla bir kere bir ferahlatmamız lazım. Hem insan haklarına aykırı bir istifleme söz konusu. Yani 3 var diye 4 var diye ne demek kapasite yetmiyor. Hem ıslah edemiyoruz. Suça meyilli insanı suç konusunda uzmanlık eğitimi almış olarak tahliye edebiliyoruz. Sayın Poraz demişti ki cezaevleri bir eğitim yeri gibi. Ona döndü işte. Aslında. Ben de onun sözünü zaten kullanıyorum. Evet. Başkanın sözünü kullanıyorum. Evet. Çok teşekkürler. Evet, tabii çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sayın Poyraz'a da çok teşekkür ediyorum. Birlikte ev sahipli yaptık aslında bu akşam programımıza. Her zaman bekliyoruz. Diyelim hızlıca veda edelim. Efendim Sayın Feyzoğlu ve Sayın Poyraz bu akşam bizlerle birlikte oldular. Tabii gündeme dair birçok konuda değerlendirmelerini aldık. Bizden bu kadar efendim. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalın.